Herkese günaydın. Uzunca bir video olacak. Dolayısıyla biraz hızlı gitmeye çalışacağım. Dün yine gördüğünüz üzere teknoloji önderliğinde kuvvetli bir yukarı hareket gerçekleştirdik. Şimdi burada birkaç tane beklenti var artık. Sadece paket değil ama paket tarafında tekrar söylemek istiyorum. Ben Trump her ne kadar daha büyük bir paket istiyorum diyerek yaklaşımını değiştirmiş olsa da konunun Trump'ı aştığını düşünüyorum. Bence Senato'dan daha büyük bir paket geçme ihtimali şu anda çok çok zayıf. McConnell'ın öncelikleri içinde bence bu yok. Yüksek mahkeme tarafı var. Ciddi sayıda 20'ye yakın senatörün böyle bir gelişmeye itiraz edeceğini söyleyebiliriz, bekleyebiliriz, tahmin edebiliriz. Dolayısıyla paket geçme ihtimalini ben çok çok zayıf görüyorum. Daha doğrusu büyük bir paket geçme ihtimalini. Öte yandan piyasanın yaklaşımı da şu, sorun değil. Şimdi geçmese daha sonra geçecek ama daha büyük geçecek. Yani Şubat ayında bir paket geçecek veya Şubat-Mart ayında geçecek ama daha büyük olacak. Dolayısıyla biz bu gelişmelerden, negatif gelişmelerden etkilenmeyiz şeklinde bakıyor. Doğru olabilir. Hisse senedi piyasasını bir kenara bırakıyorum. Çünkü orada artık birkaç tane görüş, beklenti fiyatlanmaya başladı. Ama reel ekonomi açısından bu gelişme çok da iyi olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bugün tabii ciddi anlamda heyecanlı bir gün. Çünkü birkaç tane gelişme var ki içinde ciddi bilgiler aslında olacak. Nedir? Öncelikle Amazon Prime günleri diyelim. Burada ne kadar harcanacağı, geçen yıla oranla nasıl bir resim göreceğimiz önemli. Çünkü son gelen kredi verisini hatırlarsanız aslında Amerikalı tüketicinin kendisine yollanan çeklerin bir kısmını tüketmek yerine kredi kapatmayı tercih ettiğini görmüştük. Dolayısıyla Prime'deki satışların ne kadar yüksek olacağı veya düştüyse ne kadar düştüğü önemli bir gelişme olacak diye düşünüyorum. Diğer yandan tabii diğer bir kritik gelişme Apple'ın iPhone tanıtımı olacak. O tarafta da ne kadarlık bir ilerleme var, fiyatlaması nasıl olacak, ne kadarlık bir potansiyel görünüyor veya piyasa bunu ne kadar sevecek ama görüyorsunuz hacmin yükseldiği bir seans oldu. Dolayısıyla bu yine önemli bir gelişme. Diğer biraz daha temel tarafa geldiğimizde banka bilançolarıyla beraber artık bilanço dönemine girdiğimizi söyleyebiliriz. JP Morgan vesaire büyük bankaların bilançoları bugün açıklanmaya başlanıyor. Dolayısıyla hem nasıl bir performansları oldu hem de işte bu paket belirsizliğinde toparlanmanın yavaşladığı, işsizliğin detaylarının kötüleştiği bir ortamda işte geri dönmeyecek krediler başta olmak üzere nasıl bir resim çizecek büyük bankalar, bunları göstermesi açısından bugün yine kritik. Diğer bir önemli temel gösterge enflasyon tarafı. Enflasyon tarafında başta kullanılmış ikinci el araçlar olmak üzere ciddi bir zıplama, piyasa beklentisinin üzerinde bir rakam görme ihtimalimiz yüksek. Kısacası pek çok konuda bize bilgi aktaracak, gördüğümüzün ötesinde yorumlayabileceğimiz bazı detaylar var bugün içinde. Bu taraflara bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kısa vadede piyasanın iyimserliğine rağmen reel ekonomiyle ilgili problemler hala devam ediyor. Şimdi bir nokta Amerikan borsasından şöyle bir geri çekilip bakarsak aslında Japon borsası da kritik yerlere gelmiş durumda. Oldukça uzun süredir şunu da biraz daha geriye alalım da ana zirve ile beraber paylaşayım. Şimdi biliyorsunuz piyasanın sevdiği bir şey yükselişlerin Fed'e bağlanması, yani sıfır faizler ve varlık alımları. Bojun kaç yıldır varlık alımı yaptığı ve faizlerin nerede olduğunu herhalde biliyorsunuz. Dolayısıyla bazı değerlendirmeleri temkinli yapmamız lazım diye düşünüyorum. Tek bir dinamiğe bağlamak doğru olmaz. Japonya tarafında bu beklentilerin çok da çalışmadığını görüyoruz. Ama şu an itibariyle baktığımızda 24.500'lerin üzerine doğru bir hareket son derece kuvvetli olacaktır gibi gözüküyor. Dolayısıyla Japonya tarafını biraz daha yakından takip etmemiz gerekir diye düşünüyorum veya Japon şirketlerini ayrıştırmamız gerekebilir. Parite tarafına gelelim. Parite dün biraz daha aklı başında davrandı paket konusunda ve yukarı hareketini sınırlandırdı. Daha doğrusu hafif bir realizasyonla 50 günlük ortalamanın etrafında dolaştığımızı gördük. Tabii burada sabah paylaştım.
dikkat çekici noktalar var. Yani kuvvetlenen euro ile beraber diğer dinamikler de var. Sadece bunu euroya bağlamanın bir anlamı yok. Görüyorsunuz 16.16 trilyon dolarlık bir eksi getirili faiz stoğu var ki zaten burada rekorda 17 trilyon dolar. Dolayısıyla bu tarafta da baskının arttığını, deflatif Avrupa bölgesinde deflatif baskının arttığını görüyoruz. Buna Aralık ayında büyük bir ihtimalle ECB cevap verecek ama bu cevap varlık alımlarını büyütme olursa pek bir işe yaramayacağını da şimdiden söyleyebilirim. Ama deflatif baskının Avrupa tarafında kritik olduğunu, euro üzerinde de bir ağırlık olduğunu söyleyebiliriz. Tabii kısa vadede paket bence hala parite tarafını ilgilendiriyor. Hisse tarafı birkaç tane kendi hikayesini çizmiş durumda ama parite tarafı yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla oraya dikkat etmek gerekir. Şimdi Bank of China'nın müdahalesinin ardından müdahale hala devam ediyor diyebiliriz. Çünkü hafta sonu aldığı bir karar vardı biliyorsunuz. Dün itibariyle de açıklandı zaten. Hafta sonu açıklandı. Devreye geçti veya fiyatlandı demem daha doğru olur. Burada da hala fixinglerin yukarıya doğru gerçekleştirildiği bir ortamdayız. Dolayısıyla burada birkaç gün boyunca yukarı yönlü bir fixing olması mutlaka serbest tırnak içinde serbest diyorum. Offshore piyasaya da yansıyacaktır. Nitekim burada da fixing kadar kuvvetli olmasa da bir değer kaybı söz konusu. Bakın şuradaki hareketi görüyorsunuz. Kuvvetli bir şekilde Bank of China'nın müdahalesi fiyatlanıyor. 2015 tarzında bir devalüasyon gelmediği sürece, ona da bir ayarlama gelmediği sürece gelişmekte olan ülkeleri çok fazla rahatsız edecek bir durum değil bu. Ama daha sert bir ayarlama ile karşı karşıya kalırsak şurada görüyorsunuz. Bu bütün piyasaları bozan bir gelişme olur. İhtimali var mı? Pek zannetmiyorum. Göreceğiz. Bu ay içinde manipülatör ülkeler de açıklanabilir. Benim orada biliyorsunuz İsviçre favorim, bütün standartları tutuyor. Vietnam vesaire de tutuyor ama İsviçre ilginç olacaktır. O tarafı da görmemiz lazım. Ben Çin'in listeye girmeyeceğini düşünüyorum. Altına bakalım. Altın tarafı 1910'un üzerinde tutunmayı başarıyor. Bu olumlu bir durum ama 50 günlük ortalaması aşılamadı ve tekrar söylüyorum paket yani mali genişlemenin olmaması deflatif bir durum diyebiliriz. Dolayısıyla burada kısa vadede tartıştığımızda iki dinamiğe bakmamız lazım. Birincisi mali genişlemenin olup olmayacağı, ikincisi de enflasyon beklentileri. Enflasyon beklentilerini birkaç yerden takip edebiliriz. Ben Amerikan 10 yıllık break-even'ları şu anda takip ediyorum ve burada baktığınızda aslında dikkat edin enflasyon beklentilerinde de son Eylül'ün sonundan bu yana bir artış var. Dolayısıyla bu 1850'den 1900'e gelen altın hareketini destekleyen bir hareket ama mali genişlemenin olmadığı bir ortam, deflatif bir ortamdır. Tekrar bizi 1850'ye getirebilir. Gümüş tarafında Goldman Sachs alım önerdi. Bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz Goldman'ın açıklamasını. 30 dolar civarında bir hedefi var ama benim orada pozitif bulduğum, yani genelde o tip şeylerden ürkerim. Benim orada pozitif bulduğum nokta uzun süredir paylaştığım gibi yeşil ekonomiye geçişte oluşacak olan endüstriyel talep. Tabii endüstriyel talep aslında muazzam bir artış göstermeyecek. Çünkü özellikle güneş panelleri üzerinden bakarsanız verimlilik ciddi anlamda artmış durumda. Dolayısıyla daha fazla gümüş kullanan bir gümüş paneli güneş paneli sektörü söz konusu değil ama endüstriyel bir talebi var. Yani önümüzdeki dönemde altına oranla farklı bir gümüş hikayesi yazılabilir. Dolayısıyla yatırım mantığını ben de orada koruyorum. Şuradaki direnci aşmamız pozitif oldu. Onun üzerinde kaldığımız sürece bir problem görmüyorum. 26-20'ye doğru gidecektir ama burada da aynı hikaye söz konusu. Paketin gelmemesi son derece deflatif bir durum. Dolayısıyla altın üzerinde de baskı yaratacak bir gelişmeye bakıyoruz diyebiliriz. Buradan standart geçişimi yapmayayım. Bir
Biliyorsunuz Cuma günü vazda rakamları da açıklandı. Dolayısıyla biraz aslında tarım ürünlerinde birkaç haftadır zaten dikkatinizi çekiyorum. Biraz daha hareketlilik olduğunu söylemek mümkün. Uzun vadeli baktığımızda gerçekten bence çok kritik seviyelerdeyiz. Uzun vadeden kastım daha uzundu. Tabii açarsa Bloomberg o tabloyu. Peki, doğru. Uzun vadeli bir kontrata bakmamız lazım. Roll kontratına bakmamız lazım. Orada baktığımızda zaten güzel bir hareket oldu. 300'den 390'a doğru bir zıplamaya şahit olduk ama biraz daha uzun vadeli baktığımızda daha kritik bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani aslında uzun süredir sıkışan bir mısır var. Görüyorsunuz burada ara dönem zıplamaları devamlı söz konusu. Şu anda da kısa vadeli dirence dayanmış durumdayız. Dolayısıyla 400'lerin üzerine atması durumunda yeniden 450'ye doğru bir hareket gelecek. Bu hareketin de tek başına olmaması nedeniyle, yani bazen biliyorsunuz bir ürünün dinamiği nedeniyle yukarıya doğru bir hareket görüyoruz ama öyle değil. Yani baktığımız zaman yine buğday tarafında da şurada bakarsak yükselen diplerle karşı karşıyayız. Bakın yıllardır 2016'dan başlayan bir yükselen dipler silsilesi var. Dolayısıyla burası yukarıya gidiyor. Çin-Amerika ilişkilerinin sembol ürünlerinden bir tanesi diyebileceğimiz soya tarafında yine keskin bir yükseliş söz konusu. Dolayısıyla tarım ürünlerindeki yavaş yavaş yükseliş hareketi başladı veya bazı noktalarda başlayacak. Örneğin Mısır'da gördüğümüz gibi bunları yakından takip etmemiz gerek. Yani Birleşmiş Milletler'in gıda endeksine de baktığımızda problemli noktalardan geldiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla yeni bir yükseliş ciddi anlamda sorun yaratabilir. Sadece açısından değil, piyasalar açısından değil, bir de ciddi anlamda tabii sosyal problemlerde yaratabilecek olan gelişmeler bunlar. Dolayısıyla bu tarafı ben hem yatırım mentalitesiyle hem de dediğim gibi sosyal olayların gelişimi itibariyle biraz daha yakından takip ediyorum. Bakın şu dönem Arap Baharı'nın başladığı dönem ve oradan gelen aslında düzeltme diyelim, hani gıda fiyatlarını öyle tabir etmek doğru mu bilmiyorum ama hareketi biz eski seviyelerine getirmedi. Yani gıda fiyatlarında yaşanan pahalılaşma ortadan kaybolmuş değil. Dolayısıyla buradan yeni bir yukarı hareket içinde bulunduğumuz dünyada sosyal problemleri daha da artıracaktır. Neyse çok fazla konuşmayayım o konularda. Petrol tarafına gelirsek, petrol tarafında az önce Çin'den açıklanan veride ithalat rakamları iyiydi. Ama hep söylediğim gibi 50 ve 200 günlük ortalamanın direnç oluşturduğu bir yerdeyiz. Bu seviyeler aşılmadığı sürece işte yine stokları vesaire takip edeceğiz. Yukarıya doğru kovalamakta bir anlam yok. Burada önemli olan az önce de gösterdim. Enflasyon beklentilerini toparlamış olması, aşağıya doğru gelir paket de açıklanmazsa işler çirkinleşecek. Bütün piyasalar için çirkinleşecek ama petrol için baktığımızda şu 37 dolarlı seviyeleri bir destek olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Amerikan 10 yıllıklarında tabii dünkü fiyatlamada çok fazla bir şey yok. Zaten Kolomb günüydü. Dolayısıyla çok anlamlı bir fiyatlamayla karşı karşıya değiliz. Ama bugün açıklanacak olan enflasyon kalemi önemli olacaktır. Dediğim gibi biraz takvimsel nedenlerle önümüzdeki dönemde, aylarda enflasyonun zaten yukarı gitmesi söz konusu olacak. Ama burada bir sürpriz artış görmemiz, piyasa beklentisinin üzerinde bir çekirdekle karşı karşıya kalmamız söz konusu olabilir diye düşünüyorum. O açıdan takip etmekte fayda var. Bitcoin tarafında dün Grayscale'in Ethereum fonunun SEC nezdindeki statüsü nedeniyle bir yukarı hareket gördük. Şunu açarsam görüyorsunuz sert bir yükseliş oldu seans içinde. Yine Ethereum tarafı olayın asıl
faili Ethereum tarafında daha sert bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Önce Square haberi, ardından Ethereum haberi, bunlar pozitif gelişmeler. Şimdi burada bir başka tabloya geçmek istiyorum. Ne konuşuyoruz? Aslında işte Square ile beraber bir nevi kurumsal alımların hızlandığını görüyoruz. Daha öncesinde ne gelmişti? MicroStrategy'nin alımları gelmişti. Dolayısıyla kurumsal alımların arttığını söylemek mümkün. Aslında bunlar sadece duyduklarımız diyebiliriz. Yani şurada sarı renkle gördüğünüz Bitcoin'lerin borsalarda tutulan kısmı ve dikkatinizi çekerse aşağı yukarı Şubat ortasından başlayan bir aşağı hareket var. Yani borsalarda tutulan miktar şurada görüyorsunuz 2.9 milyon şeklinde başlıyor. Ardından aşağıya doğru inmiş ki Square'in alımı o kadar da büyük bir alım değil. 4000 küsür taneydi, 4700'lü galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Neyse görüyorsunuz aslında ciddi anlamda bir azalma var. Şimdi bu azalmanın, yani krizle beraber gelen takvimsel bir durum, bu rastlantı olabilir. Birkaç tane nedeni de var aslında. Bir tanesi Wrapped BTC olabilir, yani DeFi kaynaklı borsalardan çekiyorsunuz, işte DeFi'ye yatırıp buradan bir getiri, WBTC üzerinden bir getiri hedefliyorsunuz. Bunun tabii etkili olduğunu belli bir ölçüde söyleyebiliriz. Diğeri yatırımcılar giderek bilinçleniyorlar. Dolayısıyla işte soğuk cüzdanınızda veya sıcak, ama neyse, kendi private key'inizi, özel anahtarınızı tutmadığınız sürece Bitcoin'iniz sizin değildir mottosu uyarınca daha fazla kendi cüzdanına çekiyor. Bunu da söyleyebiliriz tabii. Ama bir üçüncü neden de aslında şuradaki hareketin zamanlama ve büyüklüğü olarak baktığınızda daha fazla kurumsal şirketin hazinelerinin Bitcoin alması diye düşünüyorum. Yani bizim gördüğümüzden ki Bitcoin'in altın ve endekslere olan korelasyonu da bunu düşündürüyor. Bizim gördüğümüzden, açıklananın, bildiğimizden daha fazla sayıda kurum aslında Bitcoin alıyor, Bitcoin'i destekliyor diye bakıyorum. Tabii bu kısa vadede fiyatlamaları çok fazla değiştirmeyecektir. Duymadığımız takdirde bu haberleri, ama orta vadede söylüyorum, hem iyi haber hem kötü haber. Öte yandan hafta sonunda iki tane kritik rapor vardı, daha doğrusu okudum. Bunlar yeni açıklanmış olan veriler. Bir tanesi, bahsetmiştim zaten, ECB'nin açıkladığı Euro çalışması. Bu çalışmanın üzerinden gitmeyeceğim. 50 küsür sayfalık, 55 sayfalık bir çalışma ve görüyorsunuz nasıl bir model olması gerekir, arada kimler olsun, nasıl dizayn edelim başlıklı güzel bir çalışma. Okumanızı tavsiye ederim. Her zaman için söylüyorum, konu çoktandır Bitcoin'den veya işte X para basıyor, Y para basıyor, 50 bin olur, 100 bin olur geçmiş durumda. AmpleFort'u neden ön plana çıkartıyordum? Bir para sistemini artık tartışmaya başlıyoruz. Dolayısıyla konu Bitcoin ne olur değil. Bitcoin'i rezerv olarak merkeze koyarsınız. Ondan sonra fractional banking yaparsınız. Üzerine 10 kat, 100 kat, 50 kat, 150 kat kredi yine verebilirsiniz. Konumuz sistemin nasıl kurulacağı. İşte bu raporda da aslında belli ölçüde bunların tartışıldığını, alternatiflerin söz konusu olduğunu görüyoruz. Mesela dijital Bitcoin burada kağıt paraya paralel bir alternatif değil, birebir onunla gider şeklinde diyorlar. Şu anda örneğin devlet olarak şunu yapabiliriz veya yapabilirim diyeyim. Hani ben devlet olsam ve bir sorun görüyor olsam harcamalar tarafında, kalkıp da örneğin ATM'de, yani elektronik olarak duran paranız bankada 1 TL 1 TL'dir. Ama çektiğiniz zaman çektiğiniz 1 TL'nin alım gücü 0.9 TL'dir, 90 kuruştur şeklinde bir düzenleme örneğin yapabilirsiniz. Veya parayı programlayarak size gönderdiğimiz o çeklerin sadece örneğin otomotiv, mobilya ve yemekte harcanabilmesini sağlayabilirsiniz. Çin tarafınınki biraz daha farklı bir para dizaynı çünkü. Onu da muhtemelen önümüzdeki dönemde
olimpiyatlar var vesaire böyle ana bir haberle beraber kullanılmaya girdiğini göreceğiz. Parayı bu şekilde programlayıp istenildiği şekilde devlet kullanımını sağlayabilir. Dolayısıyla çok önemli sosyal gelişimlerden de bahsediyoruz. Ben o fiyat kısmını, FED para basıyor kısmını vesaire biraz geride bırakıp bunlara odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. İkinci bir kritik açıklama BIS'ten yani markaların bankası olarak tabir edilir. Oradan da bir rapor geldi. İçinde görüyorsunuz çok sayıda Merkez Bankası'nın katkıda bulunduğu bir çalışma. Bunu da yakından takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Söylediğim gibi biraz uzadı, kusura bakmayın. Herkese iyi günler diliyorum.